Pahalı. Ne var ne yok? İyi valla, koşuşturmaca. Çok şükür. Teşekkür ederim, sağ olun. Nişantaşı'ndayız. Evet, bir arkadaşımın evet bir defilesi var bu hafta. Onun için kıyafet alışverişine geldim. Neler yapıyoruz var ona? Spor yapıyoruz, yeni iş görüşmeleri var. Bir yandan şan dans eğitimleri devam ediyor. Böyle yoğun geçiyor. Yazı hazırlık var mı? Yani şu anda yazdayız da tatile hazırlık İnşallah. Var mı? İnşallah. Birkaç görüştüğüm proje var, haber beklediğim. Netleşince söyleyeyim onları. Onun dışında küçük bir tatil planlıyorum Haziran'da. Haftaya böyle ailemle bir Sapanca tatilim olacak. Bu şekilde. Yazlık yerlere gitmiyor musunuz? Bodrum, Çeşme falan? Valla yazda ailem iş durumunu ayarlayabilince anca aile tatilinin için gideceğim inşallah. Genelde bu tür yerlere ailenizle mi gidersiniz? Evet, tatile yani çok vaktim olmuyor zaten. Genelde zaten İstanbul dışı çok kalmayı çok sevmiyorum. Sadece böyle birkaç gün ailemle hem denizin hem kumun tadını çıkarmaya ve dinlenmeye ailemle daha tercih ediyorum. Yazlık tatiller mi yoksa böyle kışlık tatilleri mi daha çok seversiniz? İkisinde ama kısa olduğu sürece uzun tatil sevmiyorum ya. Yani çalışmak, sürekli bir şeyle meşgul olmayı daha çok seviyorum. Sıkılıyor musunuz uzun sürece? Evet, uzun tatil yapamıyorum. Dediğim gibi bir şeyle uğraşmayı, meşgul olmayı daha çok seviyorum. Yani tatilde bile sürekli zaten spor, kitap okumayı bir yandan keyif aldığım şeyler yapıyorum ama İstanbul dışı kalmayı çok sevmiyorum. Yani şehir dışı hiç değilse diyeyim. Genelde hep sizi böyle taz görüyoruz. Teşekkür ederim. Ben destek alır mısın yoksa kendiniz mi? Tanıştığım bir tane stylist arkadaşım var Doruk. Onunla beraber çalışıyoruz. Beraber ilerliyoruz. Öyle fikir alıyorum. Galaları, özel günleri o beni hazırlıyor. Hazırlık uzun sürüyor mu yoksa anında hemen? Ya ben biraz böyle uzun hazırlanmayı seviyorum. Aynanın karşısında çok bekler misin? Yok, aynanın karşısında beklemek değil de özel günlere hazırlanmayı seviyorum vaktim varsa. 2021 ve 22 nasıl geçti? 22 sezonu bitti artık. Yaz sezonu geldi. 2022 nasıl geçti? Neler yaptınız? Hangi rollerini? Benim için çok keyifliydi. Geçen sene Şafak Vakti oldu. Daha iyi bir yerini çektik. Şafak Vakti vizyona girdi. Daha iyi bir yerine henüz girmedi. O girecek inşallah bu sene. Şu anda da festivalde yarışacak bu filmimiz. Onun dışında Limit'i çektik dijitale. Onu sabırsızlıkla bekliyoruz girmesini. Onun dışında işte bu yıl girecek işlerimiz var, görüştüğüm işler var, bakalım. Ve camdaki kızla bir rol aldınız ufakta. Evet, evet. O devam eder misiniz seni orada, var mısınız öyle bir şey? Yani konuk oyuncuydum orada. Şu anlık bir devam etme durumum yok. Limit hangi dizi, kim vardı orada? Limit dijital platforma çektik. Tolga Sayışman'ın yapımcısı olduğu iş. Kore uyarlaması bir iş canlandırdık. Limit kod adı Sınır'dı. Orada işte çok kıymetli oyuncularla beraber Balıkesir'de böyle çok tiyo vermeden 5 yani lise öğrencilerinin hayatta kalma hikayesiyim kazanlar. Kim vardı oyunculardan? Miray Akay var, Aslan Kapan Şahin var, Cansu Sabancı var, daha çok kıymetli oyuncu arkadaşımız. Size de böyle bir gözlüğü çıkartabilir misiniz böyle? Sanki böyle bir uzak doğulu havası mı var böyle? Yok, o yüzden yok. Kore deyince şimdi aklıma geldi de. Hani öyle bir benzetme gibi bir şey var mı yani? Yok, benzetme yok ama bakalım işte o da çünkü bir süreçti, bayağı bir ertelendi. Kas yaklaşık 1000 kişiden 6 kişi seçildik. Uzun sürdü bayağı kas çalışması. Ama çok kıymetli oyuncular vardı gerçekten, çok büyük bir emek var. Zaten Tolga Bey'in de çok yani çok hepimiz gerçekten çok büyük emek sahibi. Nasıl bir yapımcı Tolga Bey? Yapımcılığı yani ya size? İnsan olarak da arkadaş olarak, dost olarak, abi olarak da benim için çok kıymetli bir insan. Çok başarılı buluyorum, çok disiplinli buluyorum. Yani kendisi gerçekten çok kıymetli benim için. Lise öğrencilerinin hayatta kalma hikayesi Balıkesir'in neresinde çekildi? Hani böyle Balıkesir Irak... Dursun Bey köyünde çektik. Köyde mi çektiniz? Evet, geçen sene iki Nasıldı? Ay oradaydık. Çok keyifliydi. Ne yaptınız köyde mesela? Ya genelde zaten çalışıyorduk, uzun solukluydu çalışma saatlerimiz. Ama çok keyifliydi, ekip çok güzeldi. Yönetmenimiz harikaydı, senaristlerimiz zaten çok iyi bir hikaye. Vallahi sabırsızlıkla bekliyorum. Orada ne, koyundur, kuzudur, kurttur şeydir gördünüz mü böyle? Bir deneyim yaptınız mı koyunlar, kuzular? Ya ben geçen sene zaten göçebe hayatı yaşadım. İlk Kayseri'deydim sinema filmi için. Birkaç hafta buradaydım. O sırada festival filmimizi çektik daha iyi bir yerine.
Sonra Balıkesir'deydim. 2 ay oradaydım. Yani diyorum aslında şehir dışı iş, tatilden ziyade şehir dışı işe daha çok okeyim. Daha keyif alıyorum. Kolye görüyorum. Kalpte bir kolye görüyorum. Kalbim boş. Kalbim boş. Kalbimi soruyorsanız kalbim boş. Yaş kaçtı şimdi? Yaş sorulmaz da. Efendim? Evlilik için bir kafanızda bir şey var mı böyle daha erken? Hiç yok inanıyor. Şu an kalbime göre zaten öyle biri yok şu anda ama olursa inşallah ileride. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Thank you.